Arkadaşlar galiba ilk defa açıklıyorum şu an bu konuyu. Gain'de yayınlanacak olan Gain Açık Mikrofon isimli programın 3 jürisinden biriyim. Diğer ikisi Tepki ve Aspova ve bugün bu programın tanıtım çekimine gidiyoruz. Start'ı veriyoruz nihayet. Yeeey! Çok güzel program olacak. Alalım yorumlarını. Valla heyecanlıyım abi. Bekliyorum. Bakalım neler olacak. Ben de umutluyum yani. Çünkü çok yetenekli arkadaşlar var Türkiye'de. Daha böyle gün yüzüne çıkmamış, keşfedilmeyi bekleyen. Biz şimdi yetenek avcısı mıyız abi? Biz bir nevi yetenek avcısı olduk galiba abi. Kerem'in nasıl bir jüri olacağını öngörüyorum. Ama senin ve benim nasıl jüriler olacağımızı öngöremiyorum. Ama daha jüri olmamıza var. Şu an sadece tanıtım çekimlerini yapıyoruz. Yani şu an mesela bu proje şeye duyurulmadı bildiğim kadarıyla. İnsanlara katılım şartları vesairesi duyurulmadı. Siz bu vlogu izledikten belli bir süre sonra tanıtım çıkacak ve duyurulacak. Ben ayna karşısında jüri çalışmaları yapıyorum. Böyle nasıl olsun? Bir gösterir misin bize mesela? Ben şimdi, Selim şimdi geldi, tamam mı? Selim geldi, küçük bir performans sergiledi sana. Selim bir iki satır bir şey söyle. Ne söyleyeyim? Eski bir senelere yan. Hayır, onun şarkısını söyleyemezsin. Hayır, ama bozma seni Osman. Hayır, kendine ait iki satır söyle, o da yorumlasın. Kendine ait sözüm olsa ben katılırdım yarışmaya gerçekten. Katılır mıydın? Çok güzel düşünüyorum çünkü. İyi de sen ön elemeyi seçecek ekibin arasındasın. İşte kendimi seçerdim. Bak ben hemen jüri oturuşumu yaptım abi. O benim oturuşum yalnız ama canın sağ olsun. Tamam ikimiz. Tamam o zaman ben şöyle oturayım. Tamam bu oldu. Ben böyle oturayım. Ben de yarışmacı oturuşum. Şey gözlüğü şöyle yapacağım hafif. Ha gözlükle mi çıkacaksın? Tabii bazen. Biraz artist değil mi ya? Biz artistiz abi. Ha tamam o zaman. Şimdi gelenleri de artist yapacağız ya. Onları artist yapabilmek için bizim artist. Ne olacaklarını senden görsünler istiyorsun. Aynen. Tamam. Bu olacaksınız. Katılmayın. Üç tarafı çok kaliteli ledlerle kaplı bir stüdyo. O ledlere istediğin görüntü koyabiliyorsun. Bir de getirdikleri alet galiba alın. Crane. Dev gibi bir alet getiriyorlarmış. O güzel olur. Üstüne biner misin eğer binmesine izin veriyorlarsa? Crane'in mi? Evet. Yeterince devse. Crane'e böyle biner evet, misin? Seve seve. Crane'i sürer misin? Seve seve. Ama deh yapacaksın. Ya herhangi bir şey herhangi bir şekilde sürebilirim. Ben bir sürücüyüm zaten. Peki sabit mi harici misin? Harici sürücüyüm çünkü sürebilmem için sabit olmamam gerekiyor. Doğru. Sabitsen sürmüyorsundur. Hiçbir sürücü sabit değildir arkadaşlar. Sizi kandırmalarına izin vermeyin. Hiçbir sürücü sabit değildir. Çekim mekanının kulisindeyiz ve vloglardır aradığınız isim burada. Vloglardır aradığınız isim. Ben mi? Ben miyim? Proje güzel, tam benlik. Varım. Tamam. Neler bekliyorsun? Burada çok büyük yetenekler çıkar mı bu projede? Elbette çıkacak. Üstün yetenekler yeni çıkacak. Bir beta gelir mi? Ne betalar? Alfa'yı arıyoruz burada. Vay! Server Rus'un garip kamerası. Merhaba. Biz bu vlogun başından beri projeyi... Hep bu kamerayı tutmak istedim ya. Çok havalı değil mi abi? Kendimizce anlatmaya çalıştık. Fakat en doğru senden dinleriz diye düşünüyorum. Yemin ederim ben de bilmiyorum. Abi kamerayı tutmayı bilemem ya, kameraya şey girmek çok güzel bir şey ya. Stüdyoyu çekelim. Ben bugün senin aklına hiç espri yapmıyor dedim. Yani sabahtan beri kopuyorsun burada. Aktan şimdi kendini tanıtmak ister misin? Evet, merhabalar ben Aktan. Çok heyecanlıyım. Stüdyo hazırlanıyor şu anda. Düşmem ölmem. Şöyle. Ooo ne yapıyorsun? Şunu bir tanıyalım mı ya şu arkadaşı? Kolay gelsin, merhabalar. Kolay gelsin. Şu arkadaşı tanıyabiliyor muyum? Tabii. Kısaca. Çok da bu. Kol açıyor işte ya. Hepsini göstermek daha doğru. Ooo. Efsane. Yani bolta 3 kala diyebilir miyiz buna? Aynen. Müthiş vallahi, çok heyecan verici. Kolay gelsin, çok teşekkürler. Çekeceğim zaten bilgim yoktu. Neredeyse sana sizin yönlendirin. Tabii ki yönlendirin. Şimdi benim iki tane durumum var. Bir tane mobilize ekibimiz var. Evet, çekim heyecan verici gözüküyor. Technocrane denen cihaz. Ben ilk defa görüyorum.
Buradan seslenmek istiyorum öncelikle. Ha bu, bana bu konuşmayı... BM yapmışız. Ya vardı, hep BM vardı. Öncelikle buradan halka seslenmek istiyorum. Türkiye'yi... Şimdi sizi projenin DJ ile tanıştırmak istiyorum. Mr. Blood Barlas. Nasılsın Mr. Blood? İyiyim kanka, sen nasılsın? İyi valla. Biz bütün sanatçılarımıza özgürlük tanıyoruz. İstediğini konuşabilir. Gain Açık Mikrofon projesi AdWork'ta yapılıyor. AdWork'tan Dilek Hanım burada. Ya biz çok anlatmaya çalıştık ama hep olay şaka yapmaya kaçıyor bir süre sonra. Evet, projeyle ilgili bir kısaca bilgi versek olur mu? Vermesek çok iyi olur bence. Öyle mi? Tamam. İstersen vermeyelim. Burayı koyarım ama. Koy burayı tamam. Ama neden bilgi vermediğimizi görsünler. Sürpriz olsun. Yani. Sürpriz. Tamam. Buyur. Arkadaşlar çiğ köfte rap, dürüm diril kesinlikle istemiyoruz. Epigeyik mi bu? Epigeyik tabi. Bu değil mi? Epigeyik. Epigeyik tabi. Merhaba Epigeyik. Epigeyik'i seversin. Daha önce Darma Duman programına evet, katıldın. Evet hatırlıyorum. Nasıl geçti? Epigeyik demişken ne yapıyorum ben orada şu an? Ne yapmak istiyorsun onu yap. Belli mi? Ne yapmak istiyorsun onu program olmadı. Şimdi şu Darma Duman programının bir perde arkasını konuşalım. Ne yapmak istiyorsun? Sana önden haber verdiler mi soracaksın? Vermediler ya. Harbi mi? Oğlum vermediler. Peki, billahi vermediler. Bana zarar vermedik bir şey yapalım. Biraz sinirlendim sonra Sertan Ferhat dedi ki abi dedi kızdın galiba dedi. Azıcık dedim ama. Keşke söyleseydiniz dedim. Bir daha olsa bir daha gelir misin Darma Duman'a? Gelirim tabii ki. Ha. Sen varsın tabii işte projenin sorumlusu sen oldun. Tamam. BMW'ler, Porsche'ler nereden? Diyor ki BMW diyor yapmışsın diyor. BMW'yi ben yapmadım ki. Geyik ya. Almanlar yaptı ben satmadım. Hani neredelerden çok kazandın diyor. Evet kazandım arkadaşlar. Yeni projemizde bırak şimdi ya. Yok vallahi ben normal ticaret duruşu. Ben yapımcı adamım. Hani nereden izlenmesini dinlenmesini biliyorum. O şarkı sana araba aldırmaz. Aldım evet. Ben ticaret duruşuyorum. Öncelikle. Ne ticaretiyle? Alım satım. İplikçi var abi bizim. Sana iplikçi Levent diyebilir miyiz? Levo manifaturacı. Yumuşuyor olay. Manifaturacı diyebilir miyiz? Tamam, iplikçi Levent. İplikçi Levent. İplikçi. De 2003'te falan bir yüncü de rapçi var diye aynen, bir evet, şey yüncü vardı. Yüncü de rapçi var diye. Yüncü de rapçi. Vallahi röportaja gelmiş. Sana abi. Kısaca yüncü de rapçi diyebilir miyiz? Şey, yüncü de rapçi var. Koş vatanda çak kazan abi. Yüncü de rapçi. Çok iyi nakarat. Yüncü de rapçi. Akta zarar indirimler seni cezalandırır. Şu an ama şaka maka burada ciddi bir şey konuşabiliyorsak ya. Abi maskenin üzerinde maske olduğu belli olsun diye maske yazıyor. Dedim sadece Levo yazın dedim. Yani millet merak ederse bu adamın ağzındaki de ne? Acaba değil mi? Buradan mask diye belirtmişler. Ha? Ayakkabı da göstereceğim. Oha lan oraya bir şey gelmiş. Yani bir iplikçi olamadık hala. Nike görünce sevinen adamlarız. Millet almış Louis Vuitton'lar, Gucci'ler, Prada'lar havada uçuş. Bir ödül törenine gittim. Tamam. Zaten böyle İlluminati ödül töreni öyle bir şey. Neydi? İlluminati. Rotary Club. Ya bağlamayın şunları birbirine artık ya. Valla. Gittik ödül törenine, ödül mölül verdi. Şu satanistlerin yaptığını. Evet. Gittik işte MTV Müzik ödüllerindeyiz. Malatyalılar Derneği toplamış. İplikçiler Birliği. Tarağan Barkanlı. Abi bir tane abi geldi. Bak hayatımda görebileceğim en şık böyle orta yaş üstü insan yani. İnanılmaz ama. Dedim ki kesin büyük bir iş teklifi falan geliyor yani. Kesin öyle bir şey çünkü. Yanıma geldi böyle yaptı. Selamlar. Buyurun abi. Berk Bayındır'ı tanıyor musun? Böyle yaptı. Betan mı? Evet. Tanıyorum abi. Sence nasıl bir rapçi? Bak içimden diyorum ki nasıl bir rapçi? Ben böyle yaptım. Arkadaşım çok severim. Keşke çok üretse onunki gibi bir kitleye sahip olup öyle bir kitleye hitap etmek isteyen o kadar çok rapçi var ki. Ama adam üretmiyor abi dedi. Böyle yaptı. Doğru söylüyorsun oğlum dedi. Aslında öyle doğru söylüyorsun. Üretmesi lazım bu çocuğu. Kerem gördüğümüz kadarıyla soğuklara karşı tüm önlemlerini almışsın. Ama... Terlik dansı yapayım mı sana? Ya lütfen. Bu yeni nesil drill şeyi. Ha evet senden bir drill performans alalım. Drill havayı. Diril alayı. Diril alayı. Baykan bir şey soracağım. Kim olduğun unutulursa ya. Diye mi her yere adını yazdın? Baykan'a da. İşte hani Berk burada, Selim burada, işte Levent abi burada. Bu kimdi? Ha Baykan Barlas'mış. Evet, evet. Setimiz ufak ufak hazırlanıyor. Kerem hocam nasılsın? Böyle. Hikayeli toplantıda.
Tamam bekle bir dakika bekle. Emre sen sıkıntı yok. Artık yazmıyor bak. Aa. Mr. Blood. Dur maskeyi dayı gibi çeneme takmaktansa şu. Şu an sistem bağlı mı? Şu an sistem bağlı değil. Çalışacak mı o sistem? Çalışmayacak. Çalışacak mı? Kanka dönmesi lazım. İki fıçı fıçı yapabilir miyim ben? Şu lazım. 3 tane 3 kaynağı olsa yeterli. Selamünaleyküm. Aleyküm. Çok selamünaleyküm demelik bir ofis. Yaşlı mı? Adam kim yaşlı? Nasıl? Kim yaşlı? Güzelmiş. Duyuyor musun? Sesimi duyuyor musun lan peki? Sesim geliyor mu? Burası huzur evine döndü arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan açıklıyoruz. Hani neredeler? Üçün ilk ismi belli oldu. Belli mi oldum? Hani neredeler 3'te ben yokum arkadaşlar. Ben hani neredeler 2'de... Beta var ama. Hani neredeler 5 tane hani neredelerlik verse okuduğum için yeni hani neredelerde yokum ben. Evet kotayı doldurdu. 5. de inşallah. 5'i yaparsın. Ayrıca ben... şunu da buradan ilk defa size duyurayım ki hani neredeler verse için bir dörtlük daha yazmıştım. Çok sert bulunduğu için abilerimin isteği doğrultusunda parçadan kaldırmak zorunda kaldılar. İyi de biz neyse. 12 dedik sen 16 yazdın. Bana kimse 12 bar yaz demedi. Bana bir verse yaz dedi. Bir verse standart bir verse de 16 bardır. Ve birazcık hakkım yendi. O dörtlüğün başı da vardı ve çok iyi bir kompozisyondu. Neyse. Adalet istiyorsun şu anda. Ne istiyorsun? Ya istiyorum ben her zaman adalet istiyorum. Tamam. Adalet düşkünüyüm diyebilirim. Berk'in fotoğraf çekimleri yapıyor. Organizatör olarak. Ha pardon. 235 olmuş. Bir sürü paylaşım var bu arada. Farklı. Olur abi normal olur. Manken gibi adamsın Berk. Manberk. Bu arada çekimlerimiz başladı. Çekimlerden de bir şeyler izletmek isterdim ama muhtemelen eğer çekimleri çekersem Gain'den onları sil ya falan gibi bir şey gelecek. O yüzden direkt çekimleri koymamayı tercih ediyorum. Artık zaten tanıtım videomuz yayınlandığında göreceksiniz. Güzel bir iş çıkıyor. Server biraz sonucu bir yere varmayacak hiçbir iş için elini kolunu kaldırmaz. 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 Bir yere parça yaptıktan sonra bu kariyer nereye gidecek? Kariyer planlamasında şu an vlogdayız biliyorum ama isim vermeden konuşacağım. Tamam. Yani isim bazı ver. İnsanlara ayıp etmek istemeden ayıp etmek zorunda kalıyorsun mesela. Çok üzücü bir durum ama işte... Kameraları oynamayalım. Kameraları oynamıyorum. Kamerayı yokmuş gibi davranıp şu an sana konuşmaya çalışıyorum. Boş bu çok zor bir şeymiş. Baba da büyümüş. Ay abi görüşmeyle hepimiz büyüdük. Evet. Büyümekten sonra bir de yaşlanmaya da geçtik. Ben yaşlandım bak şimdi. Sen hep aynısın ya. 50 oldun mu sen ya? 48 şu an. Sen ne diyorsun ya? Evet. Vay ama iyi genç kaldın ya. Aynı. Teşekkür ederim. Aynısın hiç değişmemiş. Müzik. Vallahi helal olsun. Sen bu Türkiye'de misin? Yurt dışındayım aslında ama gelip gidiyorum. Burada stüdyo kurdum şimdi global. Bu hafta açtım onun açılış için geldim. Yanımda da Tweezy var zaten komedyen Amerika'da. Ben Don Weezy, Sword Entertainment'in sahibi, Almanya, Amerika. Şimdi global stüdyomuzu, Türkiye'nin ilk global stüdyosunu açtık İstanbul'da. Sword Records, takip edin. Prr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 
Zemine basmayın arkadaşlar. Zemine basmayın. Sen niye buradasın? Çünkü ben ne zaman oraya girecek olsam biri giyiniyor ve giremiyorum. Sen artık... Yok yok, onda alacak şimdi. İçeri giyiniyorlar da bekliyoruz. Sen kaldın. Evet. Valla ben en baştan beri hazırım da şartlar elverişli olmuyor. Bu arada kulisimiz şahane. Sağ olsunlar. Tatlımıza kadar düşünülmüş. Tatlı yedikten sonra biraz scratch atayım demek isteyen olursa burada şöyle bir şeyimiz var. Baykan kime getiriyor şimdi? Yok be, yok beğenmiyorum. Baykan, Türkiye'de en sevmediğin rapçi kim? Net. Net. Gerçekten mi? Net. Senin netliğini biliyoruz zaten. Çok var ya. Hayır, bir tane yani bir tane rapçiyi böyle parmağını şıklatacaksın, geberecek herif böyle acı içinde ölecek. Kim olsun o? Yok, ölmesin ya. Öl, ama bir zorunda, yoksa seni öldürecekler. Nasıl zorunlu elinde abi? Okay. Çok iyi ya. Kim lan? Abi. Adamı çok... Şu an makyajla başladık. Senin elinden aldım kamera. Güzel sunuyorsun ha. Yalnız ferver kadar eğlenceli sunman lazım Murat. Evet, dur şimdi görmemiş, sen ne sanıyorsun? Hani çok sıkıcıydı Dilek Hanım vlogları, hani çok sıkıcıydı. Değil miydi? O değil miydi? O vlog sıkıcıydı. Sen o çok sıkıcı demedin mi? O vlog biraz sıkıcıydı. Saç makyaj bitti. Girmezsin değil mi ona? Şöyle bir saç.
Şöyle de bir makyaj. Sen abi burada soralım. Darma dumana. Darma dumana diyorum daha hani programa konuk olsana dedim de. Valla ben katılacağım. Senin duygusallığın kaldıramayabilir o hengameyi. Şu çekimleri bir çekemedik ya. Çekimleri çekemedik ya. Benimki hiçbir zaman çekemedesin. Baykan hep arka planda kalsın. Kimse yok şu an. Seni nasıl gidiyor? Müthiş. Gayet. İnanılmaz bir görüntü ya. Çok iyi görüntü ya. İlk kez vlog çektiriyorsun. Gurur duydum. Ama son olmayacak, çok çekecek. Şimdi bunu nasıl öbür tarafa çeviriyorum? Değerli istiyememiz lazım. Böyle. O yüzden ilk ona fokus olalım bence. Çok kolay oldu. Ses provası alabilir miyim? Ses 1-2-3-4 pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Teşekkürler. Evet, bir tık kendisi anam. Çok hafif. Yok abi, resmi büyütüp küçültebilirim. Ona göre beni yönlendir istiyorsan. Nasıl? Özgür, bir tık daha inebilirsin. Nasıl mı? Göstereyim mi? Bir çok minik sağına gelebilir misin Serber? Çok minik, çok minik. Bir ortalayalım bakalım. Ortalayalım. Ben tamam, şuradan bir bakma monitörden. Tamamdır hocam. Ben burada ekran var önünde zaten. Ha, nasıl? Sen... Ya sen mutluysan ben mutluyum. Küçük dersen küçülteyim. Yok bence okey. Arkadaki binaların şeyi o iyi mi yani? Yani iyi de bu silikle ve çözünürlükten herhalde şey oluyor yani. Bir saniye abi. Şimdi ben şöyle bir şey soracağım. Serveri biraz daha öne alıp arka resmi biraz daha defokus yapamıyor muyuz? Defokus öne almadan da yaparım. Tamam bu server. Bir adım daha gelir misin abi? Aynı resme şimdi bir daha bakar mısın? Şundan kurtulmam lazım çünkü sevmiyorum onu. E tamam süper. O zaman bu bozmuyor değil mi seni? Ya aslında temiz alsak daha iyi olur. Ses kurumu mutlu mu? Tamam okey. Kayıt. Bir saniye teknik olandı. O teknikte burayı bildiğin maskayı takip ediyorsun. Onun yerine direkt düzgün yapsalar da... Sonra daha... kendi içinde flip yapıyorsun. Flip saçmalama. Yapıyorsun. Niye bununla uğraşıyorsunuz? Niye bununla uğraşıyorsun? Çünkü bütün videolar ondan yapılıyor. Bunu tahmin edemedim ya. Aaa! Evet. Tanıtım çekimimde benim kısmım bitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Dilek harika Hanım oldu. Dilek Hanım iyi diyorsa iyiydi. Muhteşemdi gerçekten. Bir kısmını çektik ama çok küçük koyabileceğim muhtemelen. O yüzden vloga. Spoiler vermeyecek kadar, merak uyandıracak kadar koyacağım. Dolayısıyla tanıtımda izleyebileceksiniz. Gerçekten arkadaşlar burada çok güzel bir prodüksiyon var. Ya işin tanıtımı böyleyse yarışma nasıl olacak? Ben çok merak içindeyim. Şimdiden çok heyecanlıyım. Biz de çok heyecanlıyız. Abi beni 1 üzerinden kaç seviyorsun puanlar? 1 üzerinden mi? 1 üzerinden. Ya 1 üzerinden 0.7. İyi güzel yani 10 üzerinden 7 aynen. Yuvarlama yaparsak. 1000 üzerinden 700 de diyebiliriz. Ama 100 üzerinden 70 diyebiliriz. 100 üzerinden 70 o daha iyi olur. %70 oranında beni seviyor musun? Seviyorum. 3 puanı nereden kırdın? Ya bir puanı... Ya çok kırılacak bir yanı da yok da seni görünce böyle üstüne gidesim geldiği için istem dışı. Anladım tamam. Bu benim için yeterli bir cevap. Yani gerçek bir kırış değil o yani. Hani seninle uğraşma keyfi kırışı. Yani ama şu tipe baktığımda ben de bir şey kırmak istiyorum. Aynen işte puan. Sorun orada. Yani. Doğru. Tipim çok mu itici? Çok değil. Kardeşim bak bana hikaye anlatma. Ben sana söyleyeyim ne olacak. Önce o gözlüğü çıkaracaksın. O gözlüğü abi hiç sıkıntı yok. Sen ne istiyorsun? Benim derdim zaten. Bu dövmeler falan... Reis bu terlikleri de çıkarsın mı böyle iyi mi? Bu dövmeler falan kafaya bunlar satmaz. Plakçı vardı ya. Şahinözer. Yeşilova'da Şahinözer'in yeri var. Ben çocukken bu diyaloğu... Aynısını yaşadım abi. İşte ben de ya hangimiz yaşamadık ki abi? Ama ben şu cümleyi duydum. Bilmiyorum bu kadar hardcore var mıdır? Adam bana şöyle dedi. Ya senin bu tekerlemeler falan güzel. Tekerleme. Vallahi tekerleme dedi bak ben bunu duydum mesela. Şey var o çok iyi mesela. Bir tanesine dedim ki abi bunlar evde alınmış demo kayıtlar. Zaten işte bir albüm yapmak için buradayız. Yani bu kayıtlara bakma dedim. Adam bir tane böyle yaptı. Yalnız vokal biraz altta kalmış. Evet. Bana ne dediler? Önden bu infoyu verdim sana abi. Anlattım onu şarkı. Bunu bu arada bir dakika müzikle çok alakası olmayan arkadaşlarımda da yaşamıyor musun? Ben arkadaşlarıma diyorum ki yalnız mix mastering yok. Yani duyacağın şey seslerin ayarlanmamış hali. Dolayısıyla bir şeyler altta üstte olmuş olabilir. Dinliyor. Ya çok güzeldi diyor. Ben söylediklerinin bazı yerlerini kaçırdım. Çünkü beat'in çok altında kalmış söyledikleri. Ben canlı bakarsın.
Çekimlerimiz son sürat devam ediyor. Evet. Merhaba arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ami sen benim videolarımda ilk defa varsın değil mi? Evet, ben ilk defa buradayım, ilk defa... Baykan da ilk defa var aslında. Evet, videolarımda. Herkes ilk defa var. Selim hariç herkes ilk defa var. Kerem de ilk defa var. Bu arada ben bu konuda sana söylüyorum. Biz o kadar yan yanayız. Hiç video çekmedin. Çekmedim. Beni arkadaşlar server önemli bir materyal olarak görmüyor. Bir taraftan sevindirici, meta olarak görmüyor. Doğru. Mesela betayı meta olarak görüyorum. Ne soruyorlar içeride? Bize bir canlı performans yapmak ister misin? Yapamam. Böyle yapacağım hepsine. Böyle yapınca da kızıyorlar ama. Sen o hareketi seviyorsun biraz. Evet, bu çoksa çok güzel ses çıkıyor baksana. Az önce Nahi Top Story yaptım. Ama görsellik olarak, görsellik olarak bir orta parmak cool'luğunda değil mesela yani. Evet ama yani güzel kapak. Bu biraz böyle nah ezikliğinde biraz. Şimdi yani. Abi nah çok yerel bir şey. Bir de bu, ses getirmiyor. Tabii bu biraz ses getireni de var. Ha tabii ses getireni de var. Bu biraz global, bağlı. Global oldu bu. Bu global değil ya. Var. Bu global değil. Artık yurt dışında da böyle yapanlar var mesela. Abi senin burada şükür mü yazıyor? Evet. Şükür yazıyor. That noise in every rap song. Ve Alev Alev dizisinin starı yine aradı. Aylin bugün yeni bir projeye başladı. Gain'de yayınlanacak. Yine çok spoiler veremiyoruz ama Aylin'in projesinin ilk çekimi de şu an bitmiş durumda değil mi? Evet. Anlatmak ister misin biraz? Harika geçti vallahi, evet, çok keyifliydi. Fark yaratan kadınlar üzerine bir proje yapıyoruz. Onu anladık başlıktan. Fark yaratan... Çok güzeldi, çok keyifli geçti. Benim de bilmediğim bir alan olduğu için aslında biraz daha meramı gidermiş oldum. Yakında Gain'de diyoruz o zaman. Yakında Gain'deyiz. Şimdi Aspova'nın çekimleri başladı. Yani Aspova'nın ikinci çekimi sanırım. Bir şöyle bir bakacağız Aspova'nın çekimlerine. Niye istediniz? Önce story atarım. Hop, attım. Çok güzel gidiyor, eğleniyoruz ya. Allah'a şükür. Her şey yolunda. Ne zaman yayınlanacak bu arada? Hedef 28'inde falan yayınlanmış. 28 bu ayın. Aa. İnanılmaz ama gerçek. Nasıl ya, bayağı? Başlıyoruz baba. Aa, bayağı iyi. Yanımızda Gain ekibinden Hasan var. Merhabalar. Nasılsın Hasan? İyiyim, siz nasılsınız? İyidir. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, çok güzel bir hazırlık yapılıyor. Yani genel fikir de zaten çok güzeldi. Güzel sokak ruhunu, sokak rapini, o yarışmayı yansıtan güzel bir yarışma olacak. Bir de yakalamışken şeyi sormak istiyorum, Gain nasıl gidiyor? Gain de çok iyi gidiyor, beklediğimizde çok üzerinde gidiyor. Güzel bir ilgi oldu, güzel içerikler var, içerik deneyim özellikle çok güzel gitti. Apple TV'ye geldi mi? Gelmek üzere. Bu yayın altında gelmiş olurum. Peki bu hemen ben bir günde kurguluyorum. Ha, o zaman bir günde olmaz ama çok yakın zamanda gelecek. Peki ya Gain takipçilerini önümüzdeki vakitlerde neler bekliyoruz? Sürpriz mi? Var mı bir şey? Şöyle pek çok şey var. Hem yerli hem yabancı. İşte open mic da bunlardan biri. Bunun dışında pek çok şey olacak. Gain açık mikrofon da çok yakında olacak. Beklesinler. Valla biz de çok heyecanlıyız. Gain'le olmaktan dolayı çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Bize olduğunuz için. Abi çok özür dilerim. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Tek kaydı demiyor musunuz? Yok, denen güneşimiz için süperdi. Burada arka yerine olan kafa fazla artist mi durur acaba diye düşünüyorum. Ama sen biliyorsun zaten, bir bakarsın. Mutlu olmazsa gelmeyeceğim. Tamam. Geri mi? Ha, biraz geri. Ha, aynen. O bir dakika normal. Tamam. Bir işin nasıl gideceği başından belli olur ya. Bence çok güzel bir başlangıç yaptım. Başlangıcı böyleyse akarmış. Sesi çekin. Akıyor ses. Hazırsak oyun. Ama unutma. Son setup'ımıza ve son duklarımıza geçtik. Final pozisyonumuzdayız. Evet. Diyalog mu? Ya şu an diyalog değil, şu an posing. Yani yapmayın, yan yana durun. Yan yana, okey. Aynen. Şöyle mi? Aynen. Evet. Bakmadıkça aşağı ineceğim abi. Haberin olsun. Oğlum kameracı kamera gibi durmadığı için. Nereye bakacağını şaşırıyorsun. Anlamıyorum ki. Kamera databank gibi. Lens neresi acaba? Bayağı databank gibi duruyor. Selim ona böyle parmaktan sonra ne yapınca ne oluyor? Şu anda parmağım böyle etrafında dönüyor. Şimdi YouTube'dan balık reklam yolu. Girdi. Tamam. Mami'cim geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yapıyorsa en iyisini yaptık. Çok söyleyeyim size. Heyecanla bekliyoruz. Telefonla görüntü defa izledik. Ben arka plana falan hiç görmüyorum. Çok iyi. 3 düet yapıyor. Bu arada ben sadece bu yarışmanın finalinde bizim kesinlikle 3 kişilik bir şarkı çıkacağım. Bence yarışmayı kaldı. Çekimimiz bitti. Sanırım bir tanıtım çekimi için olabilecek en güzel kareleri aldık. Vallahi uzun zamandır bu kadar keyif aldığım bir çekim olmamıştı. Siz de izleyince hak vereceksiniz bence.
Son bir araba çekimlerimiz var. Hoppa. Araba çekimlerini de yaptıktan sonra bugünü finalliyoruz ve çok çok yakın zamanda video sizlerle olacak. Evet, nihayet çekimleri tamamen bitirdik. Kerem içeride işlerine devam ediyor. Biz de evlerimize doğru gidiyoruz. Bu vlog da buraya kadarmış. Güzeldi. Yarışma sürecinde de elimden geldiğince vlog çekmeye çalışacağım bir aksilik olmazsa. Bütün yarışmanın perde arkasını, işte arkadaki teknik detayları ve bol bol boş muhabbeti size Epigeek'ten duyuruyor olacağız. İlk defa söyleyeceğim şimdi bunu. Epigeek'e abone olmayı unutmayın. Uf, bu arada vlogları iyi ki tekrar başlattın adam. Sevdin mi? Sevdim. Vallahi. Evet. Teşekkür ederim. Bir de darma domanı sevdim. Artık sen de bir parçasısın vlogların. Harbiden ya, ben de mi yapsam diye acaba düşünüyordum. Vlog sen mu? Varken. Yok ya. Thank you.